Selam millet. Bugün P47 Bluetooth kulaklık incelemesi yapıyorum sizlere. 30 liraya bu kulaklık alınır mı, alınmaz mı? Bunu inceliyoruz. Ben kırmızı rengini aldım. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Ürün güzel. Gayet kullanışlı. İlk etapta ben şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bu ürünü aldım, bir gündür kullanıyorum ve AUX kablosuyla telefona bağladığımda ses aşırı kötüydü. Dedim ki Bluetooth'la bağlarsam Bluetooth bağlantısı sonuçta bir kızılötesi bağlantı ve daha da kötü olacağını düşünerek işte akıl olarak gittim Bluetooth'suz bağlamadan AUX kablosuyla bağladım ve ürün gerçekten leş bir ses kalitesine sahipti. Bluetooth'a bağladıktan sonra sesin aşırı derecede güzel olduğunu fark ettim. Şimdi kutu açılımını yapalım, bakalım ürünümüz gerçekten güzel mi değil mi? 30 lira verilir mi verilmez mi? Gördüğünüz gibi şu şekilde de net bir şekilde görebiliyorsunuzdur zaten kutu içeriğini. Şimdi kutumuzu açarken şurada bir tutamaç bizi karşılıyor. Tutamacı çıkarttıktan sonra kutumuz bu şekilde tarafımıza geliyor. Şuradan açalım. Tabi bunun bir jelatini vardı. Jelatini ben kullandığım için çöpe attım. Daha doğrusu bu ikinci video çekişten hemen. Şimdi ürünün içerisinden iki adet bizi kablo karşılıyor. Bir tanesi güç kablosu. Buradan şarj oluyor. Burayı da USB girişiyle adaptöre bağlayabiliyorsunuz. Onun sonrasında AUX kablosu karşılıyor bizi. Ben evde iki tane AUX kablosu vardı. Dedim ki acaba bu AUX kablosu kötüdür kalitesi. Ben arabada kullandığım daha önceki AUX kablomu çıkartayım. Belki o kaliteli de olacağından dolayı hani onu kullanırım. Belki ses daha çok artar ama artmadı. Bu AUX kablosu da bu şekilde uzunluğu işte şöyle söyleyeyim 1 metre yoktur. Yani yarım metre falan. Belki o kadar bile yoktur. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Kutu içeriği zaten bu kadar. Başka bir şey yok kutu içeriğinde. Bunları açabiliyoruz direkt. Şuradan baskı uyguladığımızda böyle bir kıt sesi duyduğunuzda direkt olarak zaten açılıyor. Ürün kutu içeriği bu kadar. 3 adet ürün var. Yani bir tanesi kulaklık. Kulaklığın kendisi. Bir tanesi güç kablosu. Bir tanesi de AUX kablosu. Yani şu anda zaten AUX kablosununla bir işimiz olmayacağından dolayı biz direkt olarak Bluetooth'la bağlayacağız kulaklığımızı. Ve mikrofon kalitesini de test edebiliriz muhtemelen. Evet arkadaşlar hadi gelin bir Bluetooth'a bağlayalım ürünümüzü. Bluetooth'a bağlama zamanı geldi ürünümüzü. Şu şekilde öncelikle yan tarafında bulunan ben size tuşlardan birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Şu en üstteki tuşa uzun süre basılı tutarsanız Bluetooth'u açıyor. Bu soldaki taraf müziği geri sarıyor. Yani geri şarkıya geçiriyor. Bu da bir ileriki şarkıya doğru sizi yol aldırıyor arkadaşlar. Ortaya da basılı tutarsanız müzik duruyor. Tekrar basılı tutarsanız müzik tekrardan açılıyor. P47 olarak zaten ürünümüzü buluyor Bluetooth'la. Tıkladığımızda direkt olarak bağlanmayacak. Çünkü Bluetooth'u açmayı unuttuk. Şöyle basılı tutuyorum sizler için. Evet. Uzun süre basılı tuttuğumuzda ürün açılıyor ve zaten açıldığı için de burada ürünü bağlandığını gösteriyor. Çalarken sağ tuşa bastım. Bir ileriki müziğe geçti. Sol tuşa basıyoruz. Geri müziğe başlıyor. Bir kere basıyoruz duruyor. Bir kere bastığımızda açılıyor. Şu alt tuşu henüz keşfedemedim. Bilmiyorum basınca müzik duruyor ama Bluetooth'la ilgili bir ses yapıyor. Şimdi size ses performansını bir dinleteyim mikrofona yaklaştırıp. Evet şöyle bir bilgi paylaşayım. Şimdi bu tuşlar çok böyle hani kaliteli değil açık konuşmak gerekirse böyle bir ucuzluk hissiyatı veriyor. Buradan arama yapıp aramayı da kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben bu gecenin saat harbiden şöyle göstereyim 4.30 yani. Ben bu saatte kimi arayabilirim arkadaşlar Allah rızası için 22 Şubat 4.25 yani şu anda saat. Gelelim şimdi ürünümüz 30 lira eder mi? Arkadaşlar kesinlikle 30 lira verilir. YouTube'da ben video izledim, fragman izledim, TikTok'ta videolar izledim. Gecikme süresi yok kulaklığın. Yani benim izlediğim kadarıyla videolarda bir gecikme süresi göremedim. Hele hele fragman çok izledim. Fragmanlara baktığımda gecikme süresi hiç göremedim. Hatta Maraşlı'nın bir fragmanını izlediğimde direkt ağzına odaklandım harbiden. Adam da hiç kulaklıkla aynı saniyede ağzı ilerliyor. Bir gecikme yok. Şimdi 30 lira içerisinde
bize ne gibi farklılıklar sunuyor? Öncelikle şu kulaklığı şöyle bir takalım kulağımıza. Gördüğünüz gibi böyle birazcık şık bir tasarımı var. Ergonomik bir tasarımı var çünkü küçük bir kulaklık. Şöyle yana döndüğümüzde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ürünün 30 liraya verdiği hizmeti ben size şöyle aktarayım. Bas kalitesi ekstra bas yazıyor ama ekstra bas diye bir şey yok arkadaşlar. Nasıl yok? Bas kalitesi var ama bas normal böyle kaliteli bir kulaklıkta dinlediğiniz bas kalitesi değil. Ve tizler zaten çok derinden geliyor. Onun sonrasında şarkının içerisinde enstrümanları geçtiğimizde bir de müzik söyleyen kişinin, sanatçının konuşma yani söyleme biçimi var. O da böyle basın altında kalıyor. Şöyle söyleyeyim, bas en yukarıda, tiz ve konuşma sesi. Veya şöyle sıralayabiliriz. Bas, şarkıcı, tizler. Yani bu üç sıralamayı yaptığımızda bu ürüne 30 lira verilir mi? Evet verilir. Neden verilir? Ben bunu bu şekilde takarım. Dışarıda gezerim. Ve müzik performansında da şöyle söyleyeyim. Rap şarkılar dinledim birkaç tane. Sonrasında normal işte enstrümanları iyi duyabileceğimiz müziklerden dinledim birkaç tane. Hepsinde kalite böyle alt seviyelerdeydi ama kullanılır mı? Kullanılır. Evet. Ben şu anda mesela gece film izlediğim zaman televizyonuma bu kulaklığı bağlıyorum. Ve bu şekilde yatarken kulağımı rahatsız etmeden böyle bir televizyona bakarak izliyorum, dinliyorum arkadaşlar. Bir saat, bir buçuk saat hiç çıkartmadım kulaklığı kulağımdan. Bu şekilde taktım. Çok hafif bir şekilde terleme yaptı. Onun sonrasında kulaklarımda bir acıma hissi veyahut da bir ağrı hissetmedim. Ama tabii 3-4 saat boyunca oyun oynarken kullanırsanız bir ağrı çekebilirsiniz. Çünkü şöyle göstereyim size. Yani şu kısımlar tam kulaklarınızın içini kapatmıyor. Yani şuralarda biraz azıcık dışarıda kalabiliyor kulaklarınız. Ondan dolayı birazcık 3-4 saat kullanırsanız ağrı çekebilirsiniz. 30 liraya şu anda piyasada hiçbir ürün yok. Ben size bu kanalda en ucuz hani fiyat performans ürünlerini bulmaya çalışacağım. Yoksa gidip 2000-3000 lira verip bir ürün de inceleyebilirim veya çevremden alıp inceleyebilirim ama ben daha çok böyle ufak tefek hani ucuz maliyetli öğrencilerin, küçük kardeşlerimizin de alabileceği ürünler paylaşmaya çalışacağım. Ben bu ürüne 30 lira verir miydim? Evet verirdim. Verdim de hatta aldım. Bu şekilde dışarıda rahatlıkla kullanıp aksesuar niyetine kullanabilirim. Hem de kulaklıkla şarkı dinleyebilirim. Zaten çok pahalı bir kulaklık alırsanız kaliteyi yaşayabilirsiniz. Hani şöyle söyleyeyim size, JBL alabilirsiniz. Onun sonrasında AirPods'un replikalarının benim paylaştığım replika modelini alabilirsiniz. Veya işte AirDots'ların son çıkanları veya AirBuds falan alabilirsiniz arkadaşlar. O kulaklıklarda kalite yaşarsınız ama bu kulaklıkta da dinleyebileceğiniz şarkıları, izleyebileceğiniz filmleri izleyebiliyorsunuz. TikTok izleyebilirsiniz, YouTube izleyebilirsiniz. Ürün güzel, kullanışlı. Açıklamaya ben link bırakıyorum ürünle ilgili. Almak isterseniz 30 liralık fiyatı olan bir siteden hemen sizin için paylaşacağım. Oradan direkt girip alabilirsiniz. Ya memnun kalırsınız. En azından bir duanızı alırım arkadaşlar. 30 liraya bu kulaklığı kaçırmayın. Çünkü piyasadan bir sene, 5 ay sonra, 3 ay sonra silinip gidecek bu kulaklıklar. Çin'den geldikleri için hemen satılıyor ve sonrasında bitiyor. Ya bozulma gibi bir ihtimali olmaz. Düzgün bir şekilde kullanırsanız rahatlıkla 3-4 sene kullanırsınız. Benim böyle çok dandik kulaklığım var ve hala kullanıyorum. Dediğim gibi ürün incelemeyi sevdiğim için bu kanalı açtım. Sizlere de ufak tefek, ucuz, uygun, en uygun ürünleri de paylaşmak için burada olacağım arkadaşlar. Bana iyi uykular, size iyi seyirler. Ben yatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.